Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli KON TV izleyicileri, kıymetli izleyicilerim, bir mana dünyamız programıyla daha sizlerle beraberiz. Programımızda Kur'an-ı Kerim'deki kavramların, kelimelerin, terkiplerin manasını anlamaya, manevi dünyamıza, mana dünyamıza aktarmaya çalışıyorduk. Bugünkü programımızda da Kur'an-ı Kerim'de Türevleriyle beraber 65 ayeti kerimede yer alan bir kavramdan bahsedeceğiz. Hüsran kavramı ve bu hüsran kavramı Kur'an-ı Kerim'de özellikle ismi fail olarak hem de cemi sigasıyla yani hasirin hasirun gibi çoğunluklu olarak ayeti kerimelerde bahsedilen, anlatılan bir kelime, bir kavram. Peki bu hüsran kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yine yahserun, tahserun, hasira, hasera gibi e, manalarında yani e, fiil çekimi olarak farklı manalarda kullanılan bir kelime. Ne anlama geliyor veya şöyle ifade edelim, işte hüsrana uğrayanlar onlardır e, denildiği zaman ayeti kerime'de buradaki hüsrandan kastın mana derinliği üzerine Allahü Teala'nın yüklemiş olduğu manalar nelerdir? Bunları vaktimiz yettiği ölçüde programımız içerisinde anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Fakat hemen şunu ifade edelim. Bugünkü programımızda anlatacağımız hüsran kavramı dilimizde maalesef tek H harfi olduğu için hüsran yazıyoruz ama Arapçada noktalı hayla yani ha kelimesiyle husran şeklinde ifade edilen kelime e, has kökünden geliyor. Yine noktasız hayla e, hasara kökünden has has kökünden gelen diğer bir kelime var. Dilimize geçen hüsran dediğimiz dilimizde kullandığımız hüsrana uğramak e, bir e, bugünkü anlatacağımız manadaki Husran kelimesinden türeyen, geçen dilimize geçen bir kelime, diğer hasret kaldım kelimesi de noktasız ha ile kullanılan has kelimesinden e, dilimize geçen bir kelime. Yani noktalı ha ve noktasız ha ile yani ha ve ha ile kullanılan e, kelimeleri birbirine de karıştırmamamız gerekiyor. Bugünkü kullanacağımız, bugünkü anlatacağımız, üzerine durup manasını e, tahlil edeceğimiz kelimemiz noktalı ha ile husran şeklinde ifade edilen kelimemiz. Ne demek? Husran. Husran ziyana uğramak, zarar etmek manası var. Husran'ın aldatmak, aldanmak, aldatılmak manası var. Yine husranın e, Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı manasıyla hile manası adaletsizlik manası var yine husran kelimesinin veya bu kelimeden türeyen e, türevlerinin aciz zayıf insan güçsüz insan manası var yani husran kelimesinin ve e, husran kelimesinin türevlerinin Kur'an-ı Kerim'de dört farklı mana kalıbı içerisinde Allahü Teala tarafından kullanıldığını görüyoruz hemen e, neden dolayı İnsanların Allah husrana uğradığını yani ziyanda olduğunu ifade etmiş. Onlara bakalım. Allah'ı bırakıp başka şeyleri ilah edinenler zarardadır. Allah ile karşılaşmayacaklarını umarak dünya hayatını tabiri caizse seküler bir anlayış içerisinde vur patlasın çal oynasın yaşayanlar, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle husrandadır. Allah'a eş koşanlar, Allah'a ortak koşanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ilahi rahmetten ve merhametten mahrum kalanlar, ümidini kesenler, bunlar husran içerisinde olan yani zarar eden, ziyana uğrayan kimseler olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Yine şeytana uyan, müşriklere uyan ya da kafirlere tabi olan insanların da aldatılanlar, aldananlar manasında ya da kendi nefsine uyan insanların aldatılan, aldanan manasında hüsrana uğrayan kimsel olduğunu Kur'an-ı Kerim ifade etmiş. Yani aldanan kimseler, aldatılan kimseler derken burada şeytana uyan, nefsine uyan, müşriklere veya kafirlere tabi olan insanlara da Allah onlar aldanmışlardır, kendilerini aldatmışlardır gibi ifadelerde kullanılıyor. Yine e, aciz insan, zayıf insan manasında bir e, Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, e, kardeşleri Yusuf'u yanlarında götürmek istedikleri zaman Yakup Aleyhisselam endişesini ifade ediyor. Diyor ki onu sizle beraber gönderirim ama kardeşiniz Yusuf'u bir kurt yemesinden, bir kurt kapmasından korkuyorum diye sıkıntısını dile getirdiği zaman diğer evlatları diğer çocukları ne diye zarar veriyor? Biz diyor güçlü bu kadar kalabalık bir kardeşler topluluğu iken eğer Yusuf'u kurt yerse biz diyor zayıf insanlar olmuş oluruz. Aciz insanlar olmuş oluruz manasında hasirin ifadesinin kullanıldığını yani hüsran kelimesinin diğer bir türevinin kullanıldığını görüyoruz. Yine Allahü Teala Ölçüde tartıda hile yapanlar yani hile yapmak suretiyle karşıdaki insanı aldatanları ifade ederken de husran kelimesinin fiil haliyle iki defa Kur'an-ı Kerim'de kullandığını bu manalarda ayeti kerimeleri ifade buyurduğunu görüyoruz. Yine işte husrana uğrayan, zarar edenler veya kendi nefsini aldatıp şeytana aldananlar olarak Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranların, fesat çıkaranların, sılay rahimi koparanların, yakınlarıyla irtibat içerisinde olmayanların, münafıkların, Müslümanlara düşmanlık edenlerin de ahirette husran içerisinde olanlardan olacağını, yani kaybedenlerden olacağını Allahü Teala farklı ayeti kerimelerde dile getirmiş oluyor. Şimdi geçelim ayeti kerimeler muvacehesinde. Kavramımızın yani husran kavramının ve bu e, maslardan türeyen e, diğer e, hasira, yakseru gibi fiil çekimleriyle beraber, hasirin, hasurun gibi e, fa, e, ismi fail halleriyle beraber Kur'an-ı Kerim'de hangi ayeti kerimelerde e, yer alıyor Rabbimiz, hangi manalarda kullanıyor bunların örneklerini vermeye. Birinci manamız dedik ya zarar etmek, iflas etmek manasında, ziyana uğramak manasındadır hüsran kavramı. Zarar etmek, iflas etmek e, manasına geliyor. Nerede? Nisa suresi 119. ayeti kerimede وَلَا اُظِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمِرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ Fle yuğayırın ne Şeytan burada Allahü Teala'dan bir müsaade istiyor insanlara karşı insanları saptıracağına dair Allahü Teala da şeytana o müsaadeyi veriyor bunun üzerine şeytan Allahü Teala'ya hitaben şöyle ifadede bulunuyor diyor ki onları mutlaka saptıracağım işte onlara vesveseler vereceğim, kuruntular vereceğim. Ee, onlara e, yanlış işleri yapmalarını emredeceğim ve onlara e, putlar için adak olarak hayvanların kulaklarını yarmalarını emredeceğim. Yani onlar bu emrimi yerine getirerek hayvanların kulaklarını yaracaklar. Niçin? Putlara yani Allah dışındaki bir takım ilah varsaydıkları varlıklara adadıklarından dolayı ve onlar ne yapacaklar onlara emredeceğim de onlar yaratılışlarını değiştirecekler. Yani işte vücudunda herhangi bir leke yokken vücuduna dövmeler yaptıracak. İşte estetik ameliyat olacak. Burnunu düzelttirecek, işte dudaklarını şişirtirecek vesaire yaratılışlarını değiştirecek. Ya da Allah erkek yarattıysa operasyonla bayan olacak. Bayan yarattıysa operasyonla erkek olacak vesaire ne yapacak yaratılışını değiştirecek onlar ve men şeytane kim şeytanı dost edinirse veliyen kim şeytanı dost veli hami edinirse min dunillah Allah'ı bırakıp da Allah'ın dışında kim şeytanı dost edin, edinirse fakat hasira husranen mübina o apaçık bir zarara apaçık bir ziyana düşmüştür. İşte ayeti kerimenin sonundaki hasira husranen mübina e, hasira ne yaptı? Zarara uğradı. Zarara düştü. Hem de nasıl bir zarar? Husranen mübina. Apaçık bir zarar. Apaçık bir iflas. Apaçık bir kaybedişe mahkum olmuştur, düşmüştür. Bu ayeti kerimede hem e, kelimenin mazi fiili olan hasra'yı hem de e, Maslar olarak fulan vezninde husran ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Yine En'am suresi 31. ayeti kerimede zarar etmek, iflas etmek, ziyan etmek manasında kullanıldığını görüyoruz. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْغَا Allah ile karşılaşmayı yani Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar ziyan etti, zarara uğradı, iflas etmiştir. Hatta izâ jāat hum hatta onlara saat yani kıyamet ansızın geldiği zaman galu derler ki ya hasretena bakınız buradaki ya hasretena biraz önce programın başında da söylemiş olduğum noktasız yumuşak ha harfiyle yazılan hasret ifadesi ki dilimize işte özleyiş, özlemek, kalp yarası, ayrılıktan neşet eden insanın kalbinde duymuş olduğu acı manasına kullanılan hasret kelimesi buradan ee, geliyor. Ee, zarar etmek, yenilmek manasındaki husran kelimesi dilimize geçmiş. Hani deriz ya, ya işte takımımız hüsrana uğradı. Ee, nedir? Yenilgiye uğradı, zarara uğradı manasında. Bu da bugünkü anlattığımız husran kavramından e, dilimize geçmiş. Yani e, hem ha ile kullanımı hem ha ile kullanımı aynı ayette gelmiş oldu. E, Galu derler ki, Ya hasratana. Yani yazıklar olsun bize, vay halimize. E, neden dolayı neyin üzerine? Ala ma farratna ve, neden dolayı o e, yapmış olduğumuz hatalardan kusurlardan e, dolayı yazıklar olsun bize hum yahmilon evzarahum ala zuhurihim onların e, günahları sırtlarına yüklener yüklenerek e, yüklendiğinde ala saema yazirun dikkat edin yüklendiğiniz günah, günah yükü ne kadar da kötüdür. İşte burada Allahü Teala yani kıyameti inkar edenler, Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar derken yani kıyameti inkar edenlerin açık bir kaybediş, bir zarar, bir ziyan içerisinde olduklarını ifade etmiş oluyor değerli izleyicilerimiz. Yine Bakalım kimler ziyan etmiş. Başka bir ayeti kerime de Rabbimiz nasıl anlatıyor? En'am suresi 140. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. Kat hasira ziyan etmiştir, zarar etmiştir. İflas etmiştir. Kim? Ellezina katelu evladahum sefeh am bi ilm. Cahilce, bilgisizce e beyinsizlikleri, sefihlikleri yüzünden çocuklarını öldürenler zarar etmiştir. Husrana uğramıştır, ziyan etmiştir. Ve harramu ma razakahumullah iftira ala Allah ve Allah'a iftira ederek e, helal olan rızıkları haram sayanlar da ziyan etmiştir, zarara uğramıştır, iflas etmiştir. قَضْوَلُوا مَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Onlar nedir? قَضْوَلُوا sapıtmışlardır. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ve hidayete ermiş kimseler de, doğru yolu bulmuş kimseler de değillerdir. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız burada, Rabbimiz çocuklarını bilgisizce, cahillikle, ve beyinsiz davranışları yüzünden öldürenler. Şimdi bundan şunu anlayabiliriz. Bir, çocuk henüz ana rahmindeyken kürtaj yapmak suretiyle çocuğu öldürenler. Ana rahmindeyken çocuğunu katledenler ki kürtaj da nedir? İnsanların kendi çocuklarına uygulamış oldukları bir zulümdür. Onların canına kıymadır, bir katliamdır, hiçbir şekilde caiz değildir. İki, yine e, her ne kadar bizim toplumumuzda şu, şu anda ve evveliyatında da yoksa da Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu dönemde, Kur'an'ın ilk muhatapları arasında Arapların kız çocuklarının diri diri toprağa gömmesine de ayeti kerime işaret ediyor, o manayı da kapsıyor diyebiliriz. Yani kendisine kız evlat verildi diye bundan utanarak kız çocuklarını işte 3-4 yaşlarındayken veya buluğa ermeden önce ne yapanlar? Diri diri toprağa gömenler veya öldürenler de ziyan etmiştir. Bu manası da var ki Kur'an-ı Kerim'de mev'ude kavramını işlemiş olduğumuz programımızda bunu bütün genişliğiyle, bütün çerçeveleriyle anlatmaya çalışmıştık. Merak eden e, izleyicilerimiz ne yapabilirler? E, video paylaşım sitelerinde... ...mana dünyamız mev'ude kavramı yazdıkları zaman... E, ...bu e, programımıza ulaşabilirler. Onu da hemen e, satır arasında söylemiş olalım. Üçüncüsü de... ...çocuklarını... ...beyinsizlikleri ve bilgisizlikleri yüzünden öldürenler dediğimiz zaman... ...aklımıza şu gelmesi lazım. Yani çocuğunu Allah'a kul, peygambere ümmet olarak yetiştiremeyenler. Onların manevi olarak ölümüne sebep olanlar nedir? Onlar da ziyan etmiştir. Onlar da zarara uğramış olan kimselerdendir. İşte bu ayeti kerimede bakınız Allah çocukların yetişkinlere, ebeveynlerine bir emanet olduğunu onların hem maddi anlamda hem manevi anlamda yaşatılması gerektiğini ifade ediyor. Çocuğunu hem maddi anlamda hem manevi anlamda öldürenlerin ziyana uğrayan kimselerden olduğunu ifade ediyor. Bu, bu konuda bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuda bizim üzerimize düşen sorumluluğun, mükellefiyetin farkına varmamız gerekiyor deyip, Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra mana dünyamız programımız kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet değerli izleyicilerimiz, kıymetli KON TV izleyicileri, mana dünyamız programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü kavramımız Kur'an-ı Kerim'de hüsran kavramı bugünkü konumuz ve Kur'an-ı Kerim'de hüsran kavramının zarar eden, ziyan eden, zarar etmek, ziyan etmek, iflas etmek manalarına geldiğini ifade etmiştik ve örneklerle devam ediyorduk. Hemen diğer bir örneğimize geçelim. Ankebu suresi 52. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Gul kefa billahi beyni ve beynekum şehida. De ki sizinle benim aramızda, aramda şahit olarak, gözlemleyici olarak Allah yeter. Yani ma fi semavati vel ard. O semavatta ve yeryüzünde olanı bilir. Vellezine amenu bil batili ve keferu billah. kim Allah'ı inkar edip batıla iman ederse ula ikehumul hasirun. İşte zarar edenler, ziyan edenler, iflas edenler kaybedenler onlardır asıl zarara ziyana uğrayanlar onlardır de şimdi bu ayeti kerimedeki bakınız Allah'a imanı bırakıp batıla iman edenler e, hüsran etmişlerdir zarara uğramışlardır ziyan etmişlerdir buyuruyor. Burada şunu anlamamız gerekiyor bir e, Allah'a iman ederken ya da şöyle ifade edelim kendileri mümin olarak tanındıkları, bilindikleri halde Allah'ı bırakıp batıl yollara, batıl ilahlara iman et, ederlerse onlar ziyan etmişlerdir Buyuruyor ki bunun maalesef günümüzde pek çok örneğinin, pek çok kimsenin bu ayeti kerimede zikredilen anlatılan parantezin kapsamında olduğunu ifade edebiliriz değerli izleyicilerim. Mesela şöyle ifade edelim. Yahudilik ve Hristiyanlık esasen nedir? Tevhid inancı üzerine Allahü Teala tarafından indirilmiş olan bir dindir. Fakat din mensupları belirli bir süre sonra veya o dini kendilerine tebliğ eden peygamberler aralarından ayrıldıktan hemen sonra dinlerini bozmuş batıl yollara sapmışlardır. Ee, gelelim Müslümanlar içerisinde de böyle insanlar var mı veya böyle inanç sahipleri var mı derseniz evet var. Bugün bakıyoruz değerli kardeşlerim allah Teala'nın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim ortadayken elimizdeyken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünneti elimizdeyken ortadayken bunları bırakıp yok falanca ne dedi falanca ne dedi falancanın görüşü falancanın kanaati bunun peşinde koşan bir takım Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Ve Allah muhafaza bu insanlarımız, bu kardeşlerimiz, bu kimseler daha fazla dindar olalım düşüncesiyle tabi olmuş oldukları bu yollarda dinden oluyorlar farkında değiller. Şunu ifade edeyim, e, bunu bir uyarı olarak kabul edin. Evet, evvelsi gün 15 Temmuz'un seneyi devriyesini hep beraber meydanlarda idrak etmeye çalıştık. Ha, FETÖ tehlikesi bu ülkede tamamen bertaraf edildi mi? Edildiği ifade edilebilir. Ancak bugün bir takım dış mihraklar, bugün FETÖ'yü bu ülkede besleyip büyüten, bu ülkenin başına bela eden yapılar, yani FETÖ'nün taşeronluğunu yapmış olduğu asıl o üst akıllar, ikinci, üçüncü FETÖ'leri şu anda hazırlamakta sahaya sürmek için semirttirmekteler. Müslümanları da güya daha fazla dindar olacağız düşüncesi içerisinde olan Müslümanları da buralara doğru sevk edip tabi olmalarını bir anlamda reklam etmekteler. Değerli kardeşlerim dikkat edin. Yani 5 yıl öncesinde, 10 yıl öncesinde esamesi bile okunmayan, kimsenin hoca diye görmediği, ki kaldı ki e, temelli bir dini eğitimi olmayıp, işte yok maliyecidir, yok inşaat mühendisidir, yok mimardır, yok tabiptir, yok ne bileyim devlet memurudur vesaire bir takım kimselerin daha sonradan zorlanarak zorlama hocalar haline getirilip insanların önüne, Müslümanların önüne özellikle Türkiye'deki kardeşlerimizin önüne hoca sıfatıyla Sürülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Aman ha bu tip insanların peşine takılıp gidip dindar olayım derken hem batıl bir yola sapıp dinden olmayın, hem de ikinci fetö üçüncü fetö gibi bu milletin başına bela olmayın derim. Bunu bir uyarı olarak kabul edin. Kimleri bahsettiğimi arif olan kardeşlerimiz anlamışlardır. Yani peşine gideceğiniz, tabi olacağınız insanlara dikkat edin. İkinci bir FETÖ, üçüncü bir FETÖ vakası bu ülkeye ve Müslümanlara yaşatacak olan kimselerin yanında saf tutmayın, onlarla beraber olmayın derim. Evet. Yine Yunus suresi 45. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve şu yahşuruhum kâne lem yelbethu illâ sa'aten minen nehâri yete'arafûne nedir? onları o gün yeniden diriltilip toplanılacağı gün ee, sanki onlar gündüzün belirli bir saatinden başka e, kalmamış gibi aralarında ne yaparlar? Tekrar taarruf ederler, tekrar tanışırlar. Yani e, işte hani bazen soruyor ya insanlar ya kıyamet koptuğunda işte ilk insanlar bu kadar yıl beklemiş olacak. Kıyamete yakın ölen insanlar daha az beklemiş olacak kabirde, e, berzah aleminde bu nasıl olacak falan diye işte bu ayeti kerime bir anlamda cevap veriyor. Öyle sizin zannettiğiniz gibi o ilk ölenlerle son ölenler birisi çok uzun kaldık, birisi çok kısa kaldık demeyecek ya sanki günün belirli bir saatinde az bir şey kalmış beklemişler gibi yeniden ne yapacaklar? Tanışacaklar. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِغَا illa Allah ile karşılaşmayı inkar edenler ziyan etmiştir ve mekânı muhtedin onlar nedir? Hidayete ermiş kimseler de değillerdir. İşte bakınız burada yine e, ahireti yeniden diriltilmeyi Allah'ın huzuruna çıkarılmayı inkar edenlerin ziyan ettiğini zarar ettiğini Allahü Teala ifade ediyor. Evet hemen e, vaktimiz daralıyor. Bu ziyan etmek manasındaki ayeti kerimeleri geçiyoruz. Ee, diğer bir manası husran kelimesinin aldatmak, aldanmak, aldatılmak manasında kullanıldığını görüyoruz. Evet, bu bölümü kapatmış olduk. Yani zarar etmek manasını gelen ayeti kerimeleri kapatmış olduk. Diğer bir manası aldatmak, aldanmak ve aldatılmak manasında nerede? Mücadele Suresi 19. ayeti kerimede Rabbimiz husran kelimesini ve o husran kelimesinin ismi faili olan hasirun ifadesini aldatılanlar manasında kullanılıyor. ayeti kerime şöyle. İstev istahveze aleyhimu şeytanu ne yapar? Şeytan onları hakimiyetine altına alır fe ve bunun neticesinde onlara unutturur. Zikrallahi Allah'ı hatırlamayı onlara unutturur. Allah'ı anmayı onlara unutturur. Ülaike hizbu şeytan işte bunlar şeytanın partisi, şeytanın taraftarıdırlar. Ela dikkat edin. İnne hizbe şeytani humul hasirun. Şeytanın taraftarları aldatılanların ta kendileridir. Yani şeytan tarafından aldatılan insanlar e, hasirdirler aldatılmıştırlar Onlar Allah'ı unutup Allah'ı bırakıp şeytanın kulu kölesi haline gelmiş şeytanın hakimiyeti altına girmiş kimselerdir. Peki şimdi şeytanı kulu e, Şeytanı veli ittihaz eden, şeytanın kulu kölesi haline gelen insanlar acaba sadece inançsız insanlar mı yoksa bir taraftan Müslümanım dediği halde müminim dediği halde diğer taraftan şeytana kölelik eden insanlar, şeytanın askeri, onun taraftarı olan insanlar var mı? Müslümanlar var mı yok mu? Bunun değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum değerli izleyicilerim. Yani bugün bakıyoruz bir takım insanlar Allah'ı unutmuşlar. Allah'ı hatırlarına bile getirmiyorlar. Allah'ı hatırlarına getirmedikleri için hesabı, ahiret gününü e, hiç hatırlarına getirmiyorlar. Sanki bütün hayatları dünyadan ibaretmişcesine, hesaba çekilmiş, çekilmeyecekmişcesine bir hayat içerisinde yaşayıp gidiyorlar. Ama nedir işte onlar şeytanın aldatmış olduğu kimselerdir. Yine Ali İmran suresi 149. ayeti kerimede Rabbimiz Ya eyhellezine amenu ey iman edenler in tudiyul keferu inkar edenlere tabi olursanız yeruddukum ala aqabikum ne yapar onlar sizi gerisin geriye eski dininize küfre inkara çevirirler fen feten galibu hasirun ne olmuş olursunuz? Böylelikle siz de aldanmış olursunuz. Yani kafirlere tabi olmayın. Onların sözünü dinlemeyin. Onların peşine gitmeyin. Kafirlere taraftarlık yapmayın. Böyle yaparsanız ne olmuş olursunuz? Aldatılmış olursunuz. Allah uyarıyor. Öyleyse değerli kardeşlerim az önceki uyarımı da ben şimdi tekrar ediyorum. Siyasal anlamda, sosyal anlamda, dini anlamda kimlerin peşine tabi olduğunuza dikkat edin. Çünkü onlar sizi aldatırlar ve Allah muhafaza Allah yolundan alıkoyarlar, sizi batıl yollara götürürler, sizi inkara götürürler. Onun için işte Eteğime yapış, seni cennete götüreyim. Bize tabi ol. Cennetlik ol gibi cennet satan insanlara dikkat edin. Onlar sizi cennete götüreyim derken Allah muhafaza sizi batıl yollara götürebilirler. Buna dikkat edin. Bakın Allah uyarıyor, şayet diyor onlara. Uyarsanız onlara tabi olursanız bütün aldatılmış olursunuz, büsbütün aldanmış olursunuz buyuruyor. Onun için aldanmamak için kimlere tabi olduğumuza yol arkadaşlarımızın kimler olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Maide suresi 53. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve yaqulul lezina amanu ehaula illezina aqsamu billahi jahda eymanihim İnnehum lemaakum. Nedir? O zaman iman edenler derler ki: Sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle e, yemin edenler, Allah'a yemin edenler şunlar mı? Habitat <laughs> amaluhum nedir? O, e, onların amelleri boşa çıkmıştır. Fe esbehu khasirin böylelikle de aldananlardan olmuşlardır. Şimdi değerli kardeşlerim bakın günümüzde özellikle Müslümanları din adına kandıran şarlatanlara, çağdaş müseylemelere, çağdaş Hasan Sabbahlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ne diyor? Ahirette diyor siz benimle olacaksınız sanki kendisi ahireti garantiledi, kendisi cennetlik, sanki kendisi Allah'tan cenneti peşinen aldı, oraları parselledi ve kendisine taraftar toplamak için, yandaş toplamak için insanları bu şekilde kandırıyor. Diyor ki cennette benimle beraber olacaksınız. İşte ben sizin önünüzde cennette sizi işte peygamberin yanına götüreceğim vesaire kendisi garantilemiş. Ona kesin gözüyle bakıyor. İnsanlara tabiri caizse umut satıyor. Din tüccarlığı yapıyor. Din üzerinden ne yapıyor? Umut simsarlığı yapıyor. Ve işte bugün 15 Temmuz'da geçtiğimiz yıl bu ülkeye bu ihaneti yapan insanlar Hainler, insan demeyelim hainler, böyle bir şarlatanın sürekli işte salya sümük, yemin eden, ağlayan, işte yok ben sizinle beraber olacağım, yok cennette sizi e, peygamberin huzuruna ben çıkaracağım vesaire gibi sözlerle insanları aldatan kimsenin oyuncağı oldular. Büsbütün aldandılar. Hem dünyalarını, hem ahiretlerini mahvetmiş oldular. Onun için değerli kardeşlerim, aldanmayalım. Bakın Allah bizi uyarıyor. Şeytana tabi olup aldanmayın. Ahirette sizinle beraberiz diyenlere, bu şekilde yemin edenlere aldanmayın. Ya ne yapın ey Müslümanlar, amelleriniz boşa çıksın istemiyorsanız Kurtuluşunuzu siz kendi amellerinizde, kendi yaptıklarınızda arayın. Onun bunun eteğine tutunarak, onun bunun elini öperek ve FETÖ'cü hainler için söylüyorum. Birilerinin iç çamaşırlarını koklayarak cennete de gidemezsiniz. Böyle bir kurtuluşta yok. Evet, geçiyoruz diğer bir ayeti kerimemize. En'am suresi 12. ayeti kerime kul de ki limen ma fi's vel ard. şu e, semavattakiler ve yerdekiler kimindir de kul e, lillah de ki Allahındır de keteba ala nefsihir o rahmeti kendi üzerine e, yazmıştır kendi üzerine e, yani farz kılmıştır demeyelim de kendine e, bunu e, gerekli görmüştür. Bunu ittihaz edilmiştir. Lejme <laughs> annekum ila yawmil kıyameti la raybe ve kendisinde şüphe olmayan bir günde e, mutlaka sizi toplayacaktır. Ellezine hasiru enfusuhum fehum la yu'minun. Kendilerini aldatanlar var ya işte onlar o ahiret gününe inanmazlar. Şimdi bakın burada Xasiru en kendilerini aldatanlar. Kim bu kendilerini aldatanlar? Hani bazen şunu diyen insanları duyuyoruz. Ya diyor gidip de gelen mi var ahirete? İşte cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada. Bu insanın kendi kendini aldatmasıdır değerli kardeşlerim. Ahiret hayatı var şüphesiz vardır ve biz dünyada yaşadıklarımızın ahirette hesabını çekeceği hesabını vereceğiz. Onun için kendimizi aldatma gibi bir duruma, bir konuma düşmememiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Evet. Yine En'am suresi 20. ayeti kerimede Allahu Teala hasiru enfusuhum kendini aldatanlar. Araf suresi 9. ayeti kerimede hasiru enfusuhum kendini aldatanlar. Yine Hud suresi 21. ayet-i kerimede hasiru enfusuhum kendilerini aldatanlar buyuruyor ve Zümer suresi 15. ayeti kerimede hem zarara ziyana uğrayanlar hem aldatanlar manasında Zümer suresi 15. ayeti i kerimede kavramın iki farklı anlamını aynı anda kullanıyor. Şöyle Zümer suresi 15. ayeti kerime. Fa'budu ma shi'tum. Ne yapın? Dilediğinize ibadet edin min dunihi Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin kul de ki innel hasirinel lazina hasiru enfusuhum de ki kendilerini aldatıp zarar ziyan edenler hüsrana uğrayanlar ve ehlihim yevmel kıyame ve ailelerini aldatarak ailelerini zarara ziyana kendi nefislerini aldatarak ailelerini aldatarak kıyamet gününde zarara ziyana uğrayanlardır. O Allah'tan başkasına ibadet edenler. Ela zalike huvel husranul mubin dikkat edin açık bir ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bu ayeti kerime hem insanın kendisini ve ailesini aldatması, nefsine yenik düşerek ve bunun neticesinde de kıyamette, ahirette ziyana uğramasından bahsediliyor. Diğer bir manası aciz, zayıf, güçsüz kimseler manasınadır dedik. Nerede? Yusuf suresi 14. ayeti kerimede "Galu le in bu dediler ki şayet onu kurt yerse ve nahnu usbetun biz böyle güçlü kuvvetliyken biz kuvvetli bir toplulukken onu kardeşimizi kurt yerse inna idzal o zaman biz zayıf düşmüş kimseler oluruz. Yine e, şunu ifade edelim. Araf suresi 90. ayeti kerime de aciz, zayıf, güçsüz kimse manasında kullanılıyor. Şuayb'ın kavminden inkar edenler e, Şuayb aleyhisselama inananlara hitaben diyorlar ki şayet siz Şuayb'a inanırsanız zayıf kimselerden, güçsüz kimselerden yana olmuş olursunuz diye onları itham ediyorlar. Asıl e, geçelim dördüncü manası eksiklik, hile, adaletsizlik manasında kullanılıyor. Nerede? Bakın buraya dikkat edelim. Rahman suresi 9. ayeti kerimede eksiklik, hile manasına kullanılıyor. Ve eqimul vezne bil ne yapın? Adaletli teraziyle tartın. Ve la tuhsirul mizan teraziyi eksik tutmayın. Teraziyi hileli tutmayın. Bakın burada hasira tuhsiru fiil olarak kullanıyor. Meçhul fiil olarak ölçüde tartıda eksiklik hile yapmak manasında. Ve la tuhsirul mizan ölçüde mizanda hile terazide hile yapmayın. Ve Mudaffifin suresi 3. ayeti kerimede ve izâ kaluhum, evvezenuhum yuhsirun fakat kendileri onlara bir şey ölçüp tarttıkları zaman ne yaparlar? Eksik ölçüp tartarlar, hileli, adaletsiz ölçüp tartarlar manasında yine yuhsirun, hasira kelimesinin meçhul fiil olarak kullanıldığını görüyoruz değerli kardeşlerim. Öyleyse son söz olarak şunu ifade edelim. Bir, eğer dünyamızı da ahiretimizi de ziyan etmek dünyada da ahirette de iflas etmek istemiyorsak hak yoldan, Allah'ın yolundan, ehli sünnetten, Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayrılmayacağız. İki, aldanan, aldatan ve aldatılan olmak istemiyorsak nefsimize, şeytana, inkarcı kimselere ve ahirette seni kurtarırım diye yemin billah edip Salyasümük ağlayarak duygu sömürüsünde bulunan bir takım kimselere uymayacağız. Kendisini hoca diye pazarlayan kimselere uymayacağız. Kaynağına, kitabına bakıp uyacağız. Üçüncüsü ölçüde, tartıda da eksiklik, hile yapmayacağız. Şayet yaparsak yine kusran kelimesinin birincil manasına dönersek, Allah muhafaza ahirette de, dünyada da ziyan edenlerden oluruz. Dünyada da, ahirette de ziyan etmeme adına, kusrana uğramama adına, dünyada attığımız her adıma, tabi olduğumuz her harekete, tabi olduğumuz her düşünceye dikkat ederek yaşamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Böylelikle, bir mana dünyamız programımızın daha sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün programımızda Kur'an-ı Kerim'deki husran kavramını anlamaya, anlatmaya çalıştık. Husran kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir, zarara, ziyana uğrayanlar, iflas edenler. iki aldatan, aldanan ve aldatılanlar manasına. Üç, güçsüz, zayıf, aciz kimseler manasına kullanıldığını. Dördüncü olarak da ölçüde, tartıda, hile yapmak eksik ölçüp tartmak, terazide hile yapmak, adaletsizlik manasına kullanıldığını ifade etmiş olduk. Rabbim bizleri hak yoldan, hakikat yolundan ayırmasın. Rabbim bizleri kendisine gerçek manada kul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olan kullarından eylesin. Ahirette husrana uğramaktan bizleri muhafaza buyursun diyorum din izlediğiniz için teşekkür ediyor. Yeni bir mana dünyamız programında buluşmak dua ve temennisiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.